Herkes selamlar dostlar, uzun zamandır AMD'nin Ryzen Apple'larını bekliyorduk ve içerisinde Vega GPU'su bulunan yeni nesil Apple'lar karşımızda. Dostlar bugün gerçek manada çok özel bir video ile karşınızdayım. AMD'nin içerisinde Vega ekran kartı bulunan yeni işlemcileri yani Apple işlemcilerine bugün yakından bakacağız. Özellikle bayağı bir benchmark yaptım ve GT 1030 ile karşılaştıracağım abi. Türkiye'de basın kit olarak çok nadir dağıtılan kitlerden bir tanesi de bana geldi dostlar. Burada Ryzen 5 2400G ve Ryzen 3 2200G bulunuyor. Ayrıyeten ise bu kitin içerisinden yine mini ITX dediğimiz B350i Pro AC MSI'nin anakartı bulunurken yine 16 GB'lıkta yani 8+8 3200 MHz CL14D'ne sahipte yine RAM'lerimiz bulunuyor ve sistemde bugün testimizi bunlara göre yapacağız dostlar. Ama burada Apple işlemcimizin oyun performansına veyahut da özelliklerine bakmadan önce çoğu kişinin aga bu Apple nedir ya diye sorduğuna eminim dostlar. Kısaca hemen açıklayayım. Apple işlemciler AMD'nin içerisinde CPU ve güçlü bir GPU'yu barındırdığı işlemciler. Yani siz bir işlemci alıyorsunuz ve bu işlemci içerisinde güçlü bir GPU yani güçlü bir ekran kartı ve işlemci bir arada almış oluyorsunuz dostlar. Bu sayede harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan burada bulunduğu gibi minicik bir sistem kurabilirsiniz. Mini ITX bir anakartla veyahut da gidip farklı büyük bir sistemle kurabilirsiniz ama televizyonunuzun yanına veyahut da monitörünüzün yanına küçük minimal bir fiyat performans sistem kurmanıza imkan sağlıyor dostlar. Ve benden çok istiyordunuz. Yakın zamanda incelemesi gelecek dostlar. Bugün de benim kullandığım FreeSync destekli Asus'un fiyat performans bir monitör incelemesini de yakında yapacağız dostlar. Normalde Apple tarafında ben AMD'nin giriş seviyesi işlemcisi olan X4950'li bir Apple bekliyordum ama AMD bayağı bir ezber bozmuş ve burada Apple'lara baktığımızda AMD Ryzen 3 1200'ü daha da güçlendirip yanına Vega GPU'sunu koymuş ve karşımıza Ryzen 3 2200G diye bir Apple çıkartmış. Yine Ryzen 5 1400'ü daha da güçlendirmiş ve yanına Vega GPU'sunu koyarak da Ryzen 5 2400G'yi bizlere sunmuş dostlar. Şimdi bunları kenara alacağım, goy goy geçiyorum dostlar ve bakalım Ryzen Apple'larda AMD bize neler sunmuş, nasıl bir revizyon ve nasıl bir ekran kartı gücü, nasıl bir GPU gücü sunmuş bunlara geçiyorum. Dostlar notlarım burada. Ryzen 3 2200G'ye baktığımızda 4 tane çekirdeğimiz bulunuyor ve 4 tane thread'e sahibiz. Yani 1200 ile aynı. Lakin işlemcimizin GHz'ine geldiğimiz zamansa dostlar 3.5 GHz base olarak çalışan bu Apple işlemcimiz 3.7 GHz'e kadar turbolanabiliyor. Yani 1200'e oranla elimizde GHz olarak daha güçlü bir Apple işlemci bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Tek çekirdek olarak bu GHz'in katkısı bize fazla. Yani oyunlarda biz Apple işlemcisinde daha iyi bir performans alabileceğiz. Yani burada oyunda vereceği performans 1200'e oranla Apple 2200G daha başarılı olacak. Gelelim asıl konuya. Apple'yı Apple yapan kısmına geldiğimizde yani GPU'ya baktığımızda burada Vega 8 GPU'su kullanılıyor. Yani 8 birimlik Vega GPU'su bu işlemcimizin içerisinde bulunuyor dostlar. Zaten birazdan oyun performanslarına ve bütün karşılaştırmalara canlı canlı bakacağız. Lakin burada her iki işlemciye geldiğimizde ön belleklerin bir önceki abilerine oranla daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Ön bellek kısmında yine Ryzen 3 2200G 4 MB ön belleğe sahip ve yine Ryzen 5 2400G 4 MB'lik ön belleğe sahip. Bu bizim için aslında çok önemli bir değer değil. Bize bir ekstra tarafı olacak mı? Hayır. Bu daha çok sanal madencilikle uğraşan kişilerin daha da önemsediği bir durum olsa. Onun için bizim burada aslında 4 MB'lik bu ön belleğimiz oldukça yeterli olacak. Yani buradaki ön bellek olayına, dezavantajına bakmamız gerekmiyor dostlar. Buraya geçiyorum ve her iki işlemcimizin de 65 Watt'lık TDP değeri bulunurken işlemcilerimiz taban olarak çift kanal 2930 MHz RAM'leri rahatlıkla desteklediği gibi overclock'la daha da üst seviyelere çıkabileceğiz ki zaten bir Apple'da en önemli şey RAM. Ve geldik Ryzen 5 2400G'ye dostlar. Elimizde 4 çekirdek ve 8 threadlik bir işlemci bulunuyor. Yani içerisindeki bir işlemci 1400'e oranla aynı dostlar. Zaten herhangi bir fark yok. Aksine 2400G Ryzen 5 1400'e oranla GHz olarak daha yüksek. İşlemcimiz 3.6 GHz base ve turbo ile 3.9 GHz'e kadar çıkabiliyor ki bu şu anlama geliyor. Performans olarak Ryzen 5 1400'den daha iyi bir işlemci performansı bulunuyor. Ve içerisinde Ryzen 3 2200G'ye oranla Vega 11 GPU'su bulunuyor. Yani 11 birimlik Vega ekran kartımız bunun içerisinde bulunuyor. İşte işlemcilerimiz dostlar böyle. Bugün size baştan uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü aslında burada gördüğümüz şey AMD'nin Ryzen 3 1200 ve Ryzen 5 1400'leri daha da güçlendirip yanına Vega GPU'su eklemesi oldu dostlar. Ama burada en hoşuma
giden kısımsa. Bakın AMD Ryzen 3 1200 ve Ryzen 5 1400'ü daha da güçlendirip, cihaz olarak daha da güçlendirip yanına bir de Vega ekran kartını koymasına rağmen Ryzen 3 1200 ve Ryzen 5 1400 fiyatına bu Apple'ları satıyor. Abi bu gerçekten müthiş bir şey. Yani biz bugün aslında bir GTX 1060'lı bir sistem toplayacaksak bile burada gidip de Ryzen 5 2400G yani bir APU'yu bile almamız oldukça mantıklı. Çünkü sonuç itibariyle APU işlemcinin içerisinde bir ekran kartı bulunsa bile biz yanına istediğimiz ekran kartını takıp rahatla çalıştırabiliyoruz. Yani biz bugün istersek buraya GTX 1080 Ti bile koyabiliriz. Burada bir ekran kartının bulunması herhangi bir engel bize tanımıyor. Biz farklı bir ekran kartı, yani harici bir ekran kartı kullandığımız zaman bu APU'muzun içerisindeki Vega ekran kartı iptal oluyor. Biz harici ekran kartını kullanabiliyoruz. Ama işin sonucuna geldiğimizde AMD bugün gerçekten fiyat, performans ve kullanıcı dostu yaklaşımını bir kez daha bizlere gösteriyor. Hadi şimdi gelelim şu iki canavarın performanslarına geçelim. Dostlar ilk testim tabii ki de olmazsa olmaz Cinebench testi. Burası çok önemli. Şimdi Cinebench testine baktığımız zaman Intel'i falan konuşmayacağım. Zaten Intel testlerini isteyenler yukarıdan çıkan bağlantıdan izleyebilir. Bizim konumuz bugün APU. Yani biz bugün Ryzen'in içerisinde karşılaştırmamız yeterli oluyor dostlar. Ryzen 3 1200'ün Cinebench Multi yani çoklu çekirdek performansında Ryzen 3 1200'ün 479 puan aldığını görebiliyoruz. Burada Ryzen 3 2200G APU işlemcimizin ise dostlar 575 puan alarak AMD'nin APU işlemcileri bir önceki abilerine oranla ne kadar güçlendirdiğini görebiliyorsunuz. Ryzen 5 1400'ün aldığı puan 697 puan olurken Ryzen 5 2400G'nin aldığı puan tam 808 puan oluyor. Gördüğünüz gibi yani burada AMD bize APU işlemcileri sunuyor ama oradan buradan kısmamış, aksine işlemcilerini daha da güçlendirip yanlarına bir de Vega GeForce'unu eklemiş. Bu aklımızda bulunsun, bu çok önemli. Çünkü fiyatımızda herhangi bir artma yok. AMD bunları yaparken ben yanına ekran kartı koydum, bir de işlemci güçlendirdim, hadi bana oradan bir de 500 lira daha ver dememiş ve aynı fiyatta bu işlemcilerimizi tutmayı başarmış ki bu gerçekten biz kullanıcı olarak çok önemli bir şey. Gelelim Cinebench yani tekli çekirdek performansına, burayı baya baya beğeneceksiniz. Şimdi Ryzen 3 1200'e baktığımızda 135 puanlık bir tekli çekirdek performansı bulunuyor ki bu tekli çekirdek performansı oyunlarda daha iyi bir FPS almamızı doğrudan etkilediğini söyleyebilirim dostlar. Günümüzde çoklu çekirdek performansı artık öne çıksa da halen daha GTA gibi birçok oyunda tekli çekirdek performansı önemli bir konumda. Gelelim Ryzen 3 2200G'ye. Buradaysa 146 puan alarak AMD'nin işlemcilerinde tekli çekirdek performansında arttığını görebiliyoruz. Ryzen 5 1400 tekli çekirdekte 138 puan alırken Ryzen 5 2400G tam 154 puan alarak tekli çekirdek performansında oldukça bir ilerleme kat ettiğini görebiliyorsunuz. Buradaki en büyük sebep işlemcilerimizin yani APU'ların bir önceki abilerine oranla daha yüksek bir GHz seviyelerinin bulunmasından kaynaklanıyor dostlar. Ve artık yavaş yavaş oyun testlerine başlayalım ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. APU konusu çok önemli dostlar. Sistem toplayacak dostlarım lütfen videoyu atlamasınlar. Çünkü APU da yanlış bir karar sizin sisteminizin berbat olmasına neden olabilir. Onun için videoyu sonuna kadar sabırla izleyin dostlar. Gelelim oyun testine. Oyun testine ilk yapacağım test biraz garip olacak, biraz değişik olacak. Çünkü dahili bir GPU'ya sahip işlemcimizi teste sokmak istedim dostlar. Çünkü Vega yani APU'larımızda dahili bir Vega GPU'su bulunduğu için Intel tarafında da HD grafiğin gücünü burada bir görelim istiyorum. Şimdi Vega 2400G'yi baz aldım ve Intel tarafında 8400'den i5 8400'ün HD grafik 630'uyla bakalım oyun performansına nasıl bir değerlendirme olmuş. Şimdi bunlara bakıyoruz dostlar. BF1'e girdiğimizde 2400G ayarlarımızın hepsi 720p ve medium grafik ayarları. BF1'de 2400G 78 FPS verirken HD grafik 630 25 FPS verebiliyor dostlar. Zaten HD grafik 600'ün Intel tarafındaki grafik biriminin ne kadar kötü olduğunu burada konuşmaya gerek yok. Intel keşke bu tarafta güzel bir yatırım yapsa, AMD ile güzel bir kapışma olsa ama ne yazık ki burada yine AMD tarafı çok ağır basıyor dostlar. Gelelim CS:GO tarafına. CS:GO'da yani Counter Strike Global Offensive'da 2400G tam 147 FPS alırken HD grafik 630 82 FPS'i alıyor. Fena değil. Gelelim Far Cry Primal yani bu alandaki son testim. Burada Far Cry Primal testinde 63 FPS'i Vega 2400G'ye alırken HD grafik 630 ise 21 FPS'i alabiliyor dostlar. Bunlar dahili bir GPU'ya sahip Intel tarafındaki karşılaştırmalarda. Şimdi geldik işin en kızışan kısmına.
GT 1030. Dostlar GT 1030 ile karşılaştırmayı çok soracağınıza emindim. Onun için ben bugün bu videoda GT 1030'lu bir karşılaştırmayı size sunuyorum. Şimdi teste baktığımda 2200G'yi, 2400G'yi ve Ryzen 3 1200 artı GT 1030'lu ekran kartlı bu sistemimi teste soktum. Zaten burada GT 1030'u Ryzen 3 1200 fazlasıyla besleyeceği için farklı bir işlemci arayışıma hiç gerek yok. Zaten GT 1030'u önüne gelen besler. Sıkıntı yok orada. Şimdi ilk oyun testim Rainbow Six Siege. 1080p'deyim ve grafik ayarlarım low. Aslında burada Apollo'larımız olsun, GT 1030 olsun daha yüksek grafik ayarlarında çok güzel performanslar sergileyebiliyor ama ben istedim ki FPS farklarını daha büyük, daha rahat rahat görelim dostlar. Onun için bütün ayarlarımı low'a aldım. 2200G Vega 8 ile 55 FPS'i burada alabiliyor. 1080p ve low grafik ayarları. 2400G'ye geldiğinde ise dostlar Vega 11'in gücü ortaya çıkıyor ve tam 75 FPS'i alabiliyor. Ryzen 3 1200 artı GT 1030'lu sistemim ise 63 FPS'i burada verebiliyor. Beni çok şaşırtan bir durum çünkü ben GT 1030 harici bir ekran kartı ve içerisinde GDDR5 belli barındırmasından ötürü daha yüksek bir FPS bekliyordum. Lakin burada 2200G ve 2400G'nin tam ortasına yerleşiyor dostlar. Sıradaki oyun testim GTA. Yine 1080p ve low grafik ayarlarındayım. GTA'da 2200G 53 FPS alırken 2400G 65 FPS alabiliyor. Apollo'lara baktığımız zaman artık biz 1080p'de low grafik ayarlarında rahatlıkla akıcı oynayabiliyoruz. Ayarlarımızı yükselttiğimiz zamansa 30 ile 40 FPS arasında rahatlıkla bir oynanış bize sunabiliyor dostlar. Lakin burada GT 1030'a geldiğimizde ise fark açılıyor ve 96 FPS'i biz GT 1030'da görebiliyoruz. Çok normal. Çünkü bir harici ekran kartından bahsediyoruz. Burada işlemcimiz 2200G'nin sadece tek başına fiyatı 550 lira dostlar. Sıradaki oyun testim olmazsa olmaz PUBG. Zaten birazdan canlı canlı PUBG oyun testi yapacağız dostlar. Yani Battlegrounds'da biz 1080p low grafik ayarlarında 2200G 29 FPS alırken 2400G 38 FPS'i alabiliyor, oldukça iyi bir değer. Battlegrounds gibi zor bir oyunda 1080p çözünürlükteyiz ve low grafik ayarlarında 40 FPS'leri ortalamada rahatta görebiliyoruz dostlar. Burada GT 1030'a geldiğimiz zamansa 43 FPS'i de GT 1030 alıyor. Baktığımızda genel itibariyle 2400G GT 1030 arasındaki bu gitken çok fazla değil. Lakin Battlegrounds'ta ayarlarımızda 720p low grafiği aldığımız zamansa bu sefer 2200G 50 FPS'e yakın 49 FPS'lik bir ortalamayı bize sunabilirken 2400G 60 FPS'lik bir ortalamayı bize sunabiliyor. Burada 1030 ise 70 FPS'lik bir farkı bize sunabiliyor dostlar. Ve gelelim bir sonraki oyun testimiz CSGO. CSGO testinde 2200G 145 FPS alırken 2400G tam 185 FPS'i bize sunabiliyor. Oldukça iyi bir değer. Tek başına 1080p ve low grafiklerde 2400G 185 FPS'lik çok güzel bir değeri bize sundu dostlar. Harici ekran kartımız GT 1030 ise 195 FPS'lik performansı bize sunabilir dostlar. Buradaki farklara baktığımızda farklar aslında büyük gözükse de FPS rakamlarının büyük olmasından farklar da çok gözüküyor ama performansa geldiğimizde hemen hemen yakın bir performansı bize sunabiliyorlar. Unutmamak gerekiyor ki burada işlemcinin yanına gömülü bir grafik biriminden bahsediyoruz. Asıl bomba konuya geldik. İşte apı sistem toplayacakların en önemli dikkat etmesi gereken yer burası. Konu şu dostlar. Siz buradaki apı işlemcilerini aldığınız zaman bu FPS değerlerini görmeniz mümkün mü dediğinizde göremeyebilirsiniz. Çünkü apılarda aslında en önemli şey, performansı doğrudan etkileyen şey dostlar, kesinlikle RAM frekansı. Elimizdeki 2400G'nin maksimum olarak çekirdek grafik birimi 1250 MHz'e kadar çıkabiliyor. 2200G'nin ise dostlar çekirdek frekans hızı 1100 MHz'e kadar çıkabiliyor. Dikkat ettiyseniz buradaki işlemcilerimizin yanında bulunan ekran kartlarının herhangi bir bellek frekansı bulunmuyor. Çünkü apılar bütün bellek frekansını ve bellek gücünü sistemin RAM'inden alır. İşte burası çok önemli. Apu sistemde ne kadar güçlü bir RAM varsa sizin alacağınız FPS de o kadar fazla oluyor. Bu bunu doğrudan etkiliyor dostlar. Şimdi bu hayat kurtaracak grafiğe geçelim dostlar. Eğer sizin elinizde 2400 MHz'lik bir RAM varsa 3200 MHz'lik RAM'e oranla siz oyunda 11 FPS daha az bir performans alacaksınız. Dediğim gibi Vega GPU'ların bellek frekansının RAM'den oluşturduğu için RAM'iniz ne kadar yüksek frekansa sahipse sizin ekran kartınızın da bellek frekansı o kadar yüksek oluyor. Ben bugün sistemde 3200 MHz'lik RAM'leri kullandım ama siz eğer sistemde 4000 MHz'lik RAM kullanırsanız bugün bu gördüğünüz değerlerin daha da üst FPS değerlerini görebileceksiniz. Mesela 35 FPS'e siz rahatlıkla 4000 MHz'lik bir RAM ile
40 FPS'i görebilirsiniz. Çünkü doğrudan etkiliyor. Ve işin asıl bombası. Apple işlemcilerine dostlar mutlaka çift kanal RAM kullanmak zorundasınız. Hemen size bir tablo vereceğim. Grafikte gördüğünüz gibi Rainbow Six Siege'de 2400G tek kanal 16 GB'lık RAM'de 36 FPS verirken 8+8 çift kanal bir RAM'de dostlar tam 75 FPS'i verebiliyor. Yani siz bugün 8 GB'lık bir RAM alacaksınız. Size bu yetiyorsa mutlaka 4+4 alın ama anakartınızda 4 tane slot bulunsun ki ilerleyen dönemlerde siz sisteminizi upgrade edebilin. Lakin Apple sistemde altın kuralımız şu: mutlaka çift kanal RAM kullanacağız dostlar. Şimdi dostlar gelin Ryzen 5 2400G'yi alalım ve canlı canlı şununla bir Battlegrounds oynamaya geçelim. Dostlar şimdi sıra geldi. İşin en zevkli kısmı Ryzen Apu'muz 2400G'ye canlı canlı Battlegrounds oyun testi yapacağız. Abi Battlegrounds ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum çünkü optimizasyon konusunda çok sıkıntılı ama çok isteyeceğinizi biliyorum. Onun için bu testi yapmak istedim abi. Şu anda biz 1080p çözünürlükte çok düşük, yani en düşük grafik ayarlarındayız ve şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Apu işlemciler dostlar grafik biriminin belleğini sistemin RAM modülünden alır dostlar. Onun için siz BIOS'ta kendiniz grafik birimi için 512 MB, 1 GB veya 2 GB'lık bir bellek ayarlamanız gerekiyor. Ve AMD'nin vermiş olduğu söze göre ilerleyen dönemlerde BIOS güncellemesiyle 4 veya 8 GB'a yükseltebileceksiniz. Buradaki FPS değerlerini beğenmezseniz Ryzen Apu'larımızın hepsi yine dostlar overclock olabiliyor. Ve yanında gelen stok fanla da siz bu overclock düzeylerini korumanız da mümkün. Şimdi hızlı bir şekilde oyuna geçiyorum abi. Burayı sardıracağım. Dostlar güzel bir şekilde ayağımız yere bastı ve 42-43 FPS'leri görebildim abi. Biraz ilerleyelim. İyice bir zorlayalım dostlar. Dediğim gibi isterseniz siz grafik birimine veyahut da işlemci birimine az bir overclock yaparak bu değerleri rahatlıkla yükseltebilirsiniz. Unutmayın harici bir ekran kartımız yok. Apu'yu kullanıyoruz abi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yardır. Takılma yok, donma yok, akıyor abi. Şöyle bir şehri görelim. Bak en zorlanacağı yerde 30, 29, 30, 31'lerdeyiz abi. 32'ler böyle. Dostlar evin içine girdiğimiz zaman 45, 46, 47'leri görebiliyoruz. Dostlar bir araç buldum. Vallahi yardırarak gidiyorum. Şu an 30 FPS'ler. 40'ları böyle zorluyorum ama şunu net bir şekilde belirteyim. Apu'da bazen sadece bu PUBG'de oldu dostlar. Takılmalar olabiliyor. Ama gelecek BIOS güncellemeleriyle birlikte bu sorun da ortadan kalkacaktır diye eminim. Kimseyi bulamayacaktınız ya. Neyse fazla sizi de oyalamayalım dostlar. Gördüğünüz gibi burada PUBG'de gezdik dolaştık. Minimum 30 FPS'ler yer yer 29 oldu ama 40 FPS ortalamada biz bu oyunla oyunu oynayabiliyoruz. Bir dakika. Abi bombalar patlıyor. Sonuç itibariyle dostlar PUBG oldukça zor bir oyun ve diğer oyunlara baktığımızda en düşük FPS'ler aldığımız oyun. Diğer oyunlarda neredeyse 2 kat FPS farkı oluyor. Ve şimdi gelin videomuzun sonucuna geçelim abi. Ve sonuç kısmına geldiğimizde şunu net bir şekilde söyleyebilirim dostlar. Elimizde MSI GT 1030 ekran kartı bulunuyor. Ben bu ekran kartımı Aruş 1200'de kullandım ve Aruş 1200'de GT 1030'un toplam maliyeti tam 900 lira. Aklımızda bulunsun. Ve işin en güzel kısmı ise bu işlemcimiz Ryzen 3 1200 ile aynı fiyat. Yani 500 lira 550 lira gibi fiyata sahip. İşte işin en güzel kısmı da burası açıkçası. Ryzen 5 2400G'ye geldiğimiz zamansa burada maliyeti 900 lira olan GT 1030'lu sistemimize oranla 850 liraya biz bu apumuzu rahatlıkla alabiliyoruz. Hatta Rainbow Six Siege'de baya 10 FPS GT 1030'u geçebiliyor dostlar. Ama burada en güzel kısımsa Ryzen 3 1200 artı GT 1030'lu sistemimizden 50 lira daha ucuz. Ama işlemcimiz Ryzen 5 1400'den daha güçlü. Bakın 8 threadli bir işlemciden bahsediyoruz ve elimizde gerçek manada çok güçlü bir işlemciye sahip Vega G-Pool bir apı bulunuyor. Ve bunun sisteme maliyeti tam 850 lira. Genele baktığımız özellikle AMD'nin fiyat politikasını düşündüğümüzde kesinlikle burada Ryzen 5 2400G'ye ve Ryzen 3 2200G'ye fiyat performans ödülünü verirken oyun performansıyla beni bayağı bir mutlu eden Ryzen 5 2400G'ye de altın ürün ödülünü de veriyorum dostlar. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Apu'larla ilgili çok video gelecek. Çok güzel sistemler toplayacağız ve tekrardan vurguluyorum. Apu işlemcide en önemli şey RAM kriterleri. Bunlara dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Bye bye. Abi daha ne olsun ya? Ryzen işlemcilerimiz 1200'den, 1400'den daha güçlü Apu işlemciler ve yanında bir de Vega GPU'su var ve AMD fiyatları arttırmamış. Daha mı olacak abi? Çok iyi bir şey ya.